Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Android TV Box'ı modifiye etmeye devam edeceğiz. Geçenlerde hatırlarsınız videosunu çekmiştim zaten. Dahili olan Wi-Fi antenini harici yapmıştık. Yani üzerine farklı antenler takabilecek hale getirmiştik. Şimdi Type-C ile çalışabilir hale getirdim. Anten hala duruyor, onda bir sıkıntı yok. Type-C ile çalışabilir hale getirdim. Bir de üzerine ufak bir fan taktım. Ben hani yapılabilir mi onu göstermeye çalıştım biraz. Aslında sizin yapmanıza hiç de gerek yok. Eğer cihazınız ısınıyorsa tabii ki yapabilirsiniz ama cihazınız ısınmıyorsa da hiç gerek yok. Bir de aslında şunu yapabilirdim. Mesela bataryayla da çalışabilir hale getirebilirdim. Yani şarjlı bir şekilde kullanabilecek hale getirirdim. Ama onu nerede kullanırım çok gerek var mı pek hayal edemedim. Bir de içerisine bataryayı sığdıramadım. Yani içerisi zaten çok daraldı. O yüzden onu boş ver dedim. Belki ilerleyen zamanlarda onu yaparım ama çok da zannetmiyorum. Şimdi isterseniz cihaza yakından bakalım. Hani neler yaptım, ne değişti falan bunları konuşalım. Evet arkadaşlar zaten şurada anten yerini görüyorsunuz. Bunu geçen videoda bahsetmiştim. Bu da zaten anten. Şunu şöyle çevirip size göstereyim. Şu modülü ben yurt dışından aldım. Türkiye'de de satılıyor. 60-70 lira civarında şu modülü almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben zaten yakın çekimleri falan koyacağım. Şimdi böyle geniş plandan görün diye bunu yaptım. Bunu buraya ben yapıştırdım arkadaşlar. Epoksi ile yapıştırdım. Hani güçlü tutuyor. Kaymasın falan diye. Vidalamak istemedim. Çünkü vidayla tutulacak çok bir yeri yok. O yüzden direkt olarak buraya sabitledim. Bunun iki tipi var arkadaşlar. Normalde aslında tek tip de. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu powerbank falan yapmak için bunu üretmişler. Hani öyle bir mantık yürütmüşler. Onun için üretmişler demeyelim de. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde bir de Type A olan böyle lehimli hali var. Ondan alırsanız oradaki Type A tipini yani normal USB girişini şuradan lehimden sökmeniz gerekiyor. Bir de bunun lehimlenmemiş hali var. Yani alırken ona dikkat edersiniz eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız. Buradan gücü aldım arkadaşlar. Zaten cihaza verdim. Elimde çok ince kablo yoktu. O yüzden bu kablolar biraz kalın geliyor. Aslında bunların hani incesini bulsam daha iyi olurdu. Dediğim gibi elimde bunlar olduğu için ben evdeki imkanlarla böyle bir şey yapmaya çalıştım. Şundan da bahsedeyim, şu harici anten taktık ya, onun mesela ucunu ben normal lehimledim, oradaki soketi söktüm. O soket sürekli kırılıyordu, çok uyduruk bir şeymiş. O yüzden soketi söktüm, bu şekilde yaptım. Hani sabit oldu, zaten sökmüyordum hiç. Buraya da Type-C modülünü şey yaptım, epoksiyle yapıştırdım. Şuradan gücü verdim, hem fanın gücünü verdim hem de cihazın gücünü. Yani taktığınız zaman direkt olarak fan da çalışıyor. Fan birazcık uyduruk oldu onu söyleyeyim. Çünkü hani pançım yoktu. Pançta deremediğim için de böyle ısıtıp mısıtıp kenarlardan delmeye çalıştım. Bir de cihazı çatlatmak istemedim. Hani dış kabını çatlatmak istemedim. O birazcık uyduruk oldu ama fena değil. Yani çalıştığı zaman soğutma performansı sağlıyor. Şunu söyleyeyim zaten ısınan bir cihaz değil ama %20-25'e kadar falan ısıda fark ettiğini söyleyebilirim. Bu çok sesli bir fan değil. Ama tozlandığı zaman ilerleyen zamanlarda belki sesi artabilir. Ondan da bahsedeyim. Şöyle de göstereyim zaten size. Gördüğünüz gibi şöyle üst tarafta. Ha çirkin duruyor mu duruyor onu söyleyeyim yani hiç yapmanıza gerek yok bence. Ben sadece olabiliyor mu oluyor onu göstermeye çalıştım. Dediğim gibi bence sizin yapmanıza hiç gerek yok. Yaparsanız şu Type-C'yi yapabilirsiniz. O hoş oluyor. Şimdi şu Type-C'den taktığınız zaman direkt olarak çalışıyor. Portu da şurada. Buna en uygun yer şurası. Ben buraya bir bant yapıştırdım ağzı açık kalmasın diye. O yüzden böyle duruyor. Birazdan portu takacağım. Aslında sökebilirim de şurayı şöyle. Birazdan zaten takınca göreceksiniz. Hatta şuradan getireyim. Şöyle takalım. Gördüğünüz gibi şu anda zaten güç gelmiştir. Şöyle boot yazısı geldi. Fan da çalıştı. Belki onu da görüyorsunuzdur. Şöyle sökelim. Gördüğünüz gibi fan da durdu. Kablomuz dursun. Birazdan takacağım zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey var ondan da bahsedeyim. Dediğim gibi şuradan bataryaya da takabiliyorsunuz bunu. Yani bir bataryayı şarj edecek şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi içeride yer kalmadı. Şimdi ben bunu taktığım zaman sıfıra sıfır giriyor. O yüzden hani içine koymadıktan sonra bu fan da zaten dışarıda oldu çok çirkin. Yani ne yapabilirdim? Şuraya buraya falan koyabilirdim. Yine çirkin olurdu ama yapılabilirdi. Ama ben çok gerek görmedim. Siz istiyorsanız dediğim gibi o modülle yapabilirsiniz. Modülü nasıl bulacağız derseniz ben aşağıya link ekleyeceğim. Oradan modülü bulabilirsiniz. Şu kabloyu da biraz ince tutsam daha iyi olurdu. Buradan geçirdim çünkü diğer taraflardan geçirmek çok konforlu olmuyordu. O yüzden buradan geçirdim. Biraz içerisi çirkin oldu ama çirkinliği çok önemli değil. İçerisi görmüyor. Önemli olan dış çirkinlik. Orada da işte fan biraz işi bozuyor. Normalde cihaz şöyleydi. Birebir aynı. Sadece bunların biliyorsunuz RAM ve depolama farkı var. Böyleydi. Ben bunu harici anten, fan ve type-c ile çalışabilir hale getirdim. Bunların hepsi de %100 Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Daha doğrusu mühendisi tarafından yapıldı. Bilmeyenler vardır belki ben mühendislikte okuduğum için mühendisim diyebiliyorum rahatlıkla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biliyorsunuz piyasada bir sürü yerli malı falan filan diye satılıyor cihazlar. Bana sorarsanız benim cihazım onlardan daha fazla yerli oldu. Hatta fabrika filan gezdirenler oldu ya. Adam %100 Çin malı ürünü burada fabrikasını gösterdi. Ya o da bizim devletin birazcık ihmalkarlığı da var. Alıyorsun mesela şu cihazı getiriyorsun Türkiye'ye. Şuradan sökülüyor mu? Durun bakayım. Şunu sökeyim bir. Şöyle sökelim. Şimdi size yerli üretim yapacağım burada. Şöyle alalım. Şöyle takalım. Alın %100 yerli üretim oldu size. Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Geliyor cihazın bordu. Vidalıyorlar, üstüne kapağı takıyorlar en babası yazılımla biraz uğraşıyor. Diğerleri de dediğim gibi bunu yaptıktan sonra al sana yerli. Hani %100 yerli olmuyor ama bir teşvik mi alıyorlar, vergi indirim mi alıyorlar, bir şeyler alıyorlar. Ama tabii ki reklamını yaparken de yerli diye yapıp satıyorlar. İnsanlar da alıyor, hiçbir şey fark etmiyor. Çin'e zaten aynı para gidiyor. O konuda hiçbir şeyiniz olmasın yani şüpheniz olmasın. Halbuki devlet böyle yazılım yapanlara destek olsa, hani bir şeyler geliştirenlere destek olsa ki oluyordur da bu kadar oluyor mu bilmiyorum. Yani olduğu ufak tefek projeler duymuştum ama bu kadar bu firmalara olduğu kadar olmuyordur büyük ihtimalle. Daha da bir verimli olur. Dediğim gibi benim yaptığım bence daha da bir yerli. Size fabrikayı da gezdirebilirim. Fabrika bu masa bütün her şey burada. Bütün çalışanlar da burada. Çalışan da sadece benim zaten. Dediğim gibi Wi-Fi antenini taktık. Fanını taktık. Type-C'den çalışabilir hale getirdik. İstersek bunu dediğim gibi bataryalı hale de getirebilirdik. Ama hiç gerek duymuyorum. Evet arkadaşlar biraz da yakından bakalım isterseniz. Fanı buraya taktım. Sebebi de şu arkadaşlar. Sistem ona çift var ya. yani hem grafik işlemci hem de normal işlemci. Onun üzerine denk geliyor. O yüzden buraya taktım. Şunu da yapabilirsiniz. Bunu belki içeri alırsınız birazcık kenarlarını falan törpülersiniz. Şunun üzerindeki soğutucuyu söküp buraya sadece düz bir bakır plaka falan atarsınız. O şekilde de soğutmayı verimli sağlarsınız ama ben uğraşmamak için bunu dışarı attım. Yani ben zaten size göstermek için yaptım bunu biraz da. Şuraya type-c'mizi koyduk. Type-C modülünü şuraya şey yaptım. Direkt olarak yapıştırdım. Siz isterseniz vidalı falan bir şekilde tutturursunuz ama bu yapışma işi de güzel oldu. Epoksi olduğu için zaten herhangi bir oynama vesaire olmuyor. Buradan hem fanın gücünü aldım hem de cihazın gücünü aldım. O şekilde kullandım. Ben normal güç girişini iptal etmedim şurada. İsterseniz onu iptal edebilirsiniz. Hani ikisiyle birlikte de kullanabilirsiniz. Yani i̇kisiyle birlikte dediğim ister bununla kullanın ister Type-C ile kullanın. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben iptal etmedim. Siz istiyorsanız iptal de edebilirsiniz. Aslında şunu da söylemek lazım. Bu modül normalden hani gücü ayarlıyor ama siz yine de 5 volttan Type-C ile gücünü verin. Hani diğer voltajlarda belki sıkıntı olabilir. Ben başka voltajlarda denedim bir sorun olmadı ama... Belki olabilir o yüzden dikkatli olun. Yine 5 voltluk bir adaptörle hani gücü verin ya da televizyondan falan gücü alacaksanız da orada problem olmaz zaten. Ama adaptörle alacaksanız orada 5 voltu kullanırsanız daha garanti olur. Şimdi isterseniz cihazımızı bir takalım. Görüntü de gelsin onu da bir görmüş olalım. Hani böyle dümenden değil bizde çalışıyor her şey. Onu da bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi görüntü geldi. Tıkır tıkır çalışıyor cihaz. Şu an fan da çalışıyor. Siz büyük ihtimal sesini duymuyorsunuzdur ama güzel bir üflemesi var. Yani böyle hafiften ne derler ona aheste aheste. Cihazda bir sıkıntı yok. Normal çalışıyor. Bu benim zaten günlük hayatta kullandığım cihaz. Ama ben bu fanı sökerim. Böyle bırakmam. Üstü de böyle delik kalacak ama yapacak bir şey yok. Yanlış anlamayın. Size yapmadım yani. Üstü delik anlamında bunu yaptım. Böyle çok terbiyesiz bir şey oldu ama kusura bakmayın. Sonradan aklıma geldi. O deliği büyük ihtimalle hani bantla, bantla bir şeyle artık uydururuz. Orayı size göstermek için dediğim gibi yaptım. Type-C güzel oldu ama çok hoşuma gitti. Type-C aslında bir de bataryayla çalışabilir mi yapsak? O da şeytan dürtüyor abi. Hep kanıma giriyor benim. Ama yok yapmayacağım onu ya. Yer kalmadı. İçine sığdırabilsem yapacaktım da yer kalmadı. Ama normal çalışıyor ya. Bir sıkıntı yok. Kumandası buralarda değil de. Kumandası olsa yine şeyini gösterirdim ama gördüğünüz gibi çalışıyor yani bu saatten sonra da daha ne göstereceğiz. Evet arkadaşlar cihazın çalıştığını da gördünüz. Yaptıklarımı da gösterdim. Şu anda zaten Type-C ile takılı yani görüyorsunuz. Şimdi her şeyinden bahsettik. Bunları nereden bulursunuz, nereden alırsınız? Ben bulabildiğim linkleri koyarım ama yine bir fiyat araştırması yapın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben koyuyorum. Bir anda böyle çok satılmaya başlıyor. Yani binlerce değil ama en azından 10-20 falan satıldığı zaman Adam hemen fiyatını arttırıyor Ben o yüzden çok fazla link vermek istemiyorum çünkü satıcılar çok çakal oluyorlar dediğim gibi çok satıldığını gördüğün fiyat arttırıyor Siz yine fiyat araştırmanızı tüm ürünlerde yapın En azından benim koyduğum linklerden ürünün ne olduğunu görürsünüz. Atıyorum x markalı bir üründür Siz onu farklı bir yerde araştırırsınız yine dediğim gibi direkt olarak satın almayın öyle atlamayın yani paranız cebinizde kalsın. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yine sorarsınız. Hani şimdi bunları nasıl yaptığını falan niye anlatmıyorsun diyenler olabilir. Çok haklılar da. Ama arkadaşlar önceden denedim bu nasıl yapılır işlerini yani bu tarz şeylerde. Hani binde bir kişi falan ilgileniyor. Ona çok değmiyor. Hani onları yaparken de birazcık bu ortam sıkışık. Benim stüdyom sadece bu masa. Yani scroll'un tüm ofisi burası. Yani yerli malı fabrika burası arkadaşlar. Bunun dışında bir yer yok. Burada da her şeyi yapmak çok zor oluyor. Hani gösterecek zaten çok fazla da bir şey yok. Modülü alıyorsunuz oraya yapıştırıyorsunuz. Üstüne iki tane lehim. Onların bacaklarını tutturduktan sonra bir tane yani dört tane lehim atıyorsunuz. Bir de yapıştırıyorsunuz. Onun dışında bir şey yok. Fan da aynı şekilde. Fanda da işte o vidaları taktıktan sonra iki tane lehimi var. Zaten şeyde bir tane lehim vardı. Nedir onun adı? Hatta iki diyelim hadi ona da. Wi-Fi anteninde, onun dışında da bir şey yok yani. Hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Sadece lehim yapmayı biliyorsanız bitti. Ben sadece size şeyleri göstermiş oldum. Neyi kullandık, ne yaptık onları göstermiş oldum. Türkiye'den de alabilirsiniz, yurt dışından da alabilirsiniz. Ama yurt dışından almanın da şöyle bir sakıncası var. 30 liralık ürün 40 lira, 50 lira falan şey çıkabilir. Hani gümrük belgesi çıkabilir. 30 bile çıksa zaten iki katına çıkıyor. Türkiye'de biraz daha uyguna getirebilirsiniz. O yüzden ilk önce Türkiye'den bakmanızda yarar var. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Söylediğim gibi takıldığınız bir yer varsa sorarsınız. Videoları beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Yerliye falan da böyle destek vermek istiyorsanız alın işte %100 yerli desteğinizi verin. Abone olun, videoları beğenin, iyi kötü bir yorum yazın falan. Bunların hepsi destektir. Para filan istemiyorum ona gerek yok ama para vermek istiyorsanız da katıldan abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.